Arkadaşlar bugün... Ay burası neresiydi ya? Sen söylesene. Söyleyip duruyordun. Evet, bilmiyorum. Ama güzel bir yerdeyiz. Kulelerin olduğu bir yer. İsmini bilmesek de iyi bir yer. Güzel bir yer. Yani şuradan da şöyle göstereyim kuleleri. Şurada kuleler falan var. Evet. Böyle. Ben bunu kamerayı öbür tarafa çevireyim en iyisi. Yoksa manzara gözükmeyecek. Neresi? Aa evet, olabilir. Şöyle. Böyle gözüktüğü zaman harika duruyor. Biliyor musun, kuleler, ay sen dediğin gibi aslında dolu olmayabilir. Bu kadar nüfus yok zaten. Yani bu kuleler doluysa öbür evler o zaman boş. Öbür evlerde insanlar yaşamıyor mu? Yani. Şu an bir de buraya geldiğimizden ilk defa bu kadar trafik gördüm. Evet, kaza yapmadan geçelim. Evet. Burası da en ünlü AVM gibi bir şey aslında. Olabilir. Bunlar tabi bizim şeylerimiz. Bak şuradan. Hey kardeşim. Ayağımız altından durmanız lazım. Ay durmuyorlar, koş. Yani ezmemek için duruyorlar maalesef. Yoksa tamam. Neyse, şu an çok insan var. Ben burada videoyu kapatayım. Tekrar açacağım. Arkadaşlar bu AVM bayağı kalabalık. Mavi mi var? Burada şey, English Home'u gördük bir Türk markası olarak. Mavi. Mavi. Onun nerede olduğunu ben göremedim hala ama çok çok kalabalık ya. Şu an ben göremediğim için mavi bir hee deyip kalıyorum. Ha mavi. Mavi şurada. Defacto var. SO2 var. Nerede? Ha evet, şurada yazıyormuş. SO2 defacto. Olsun, bunlar Türk markası. Güzel. Ama AVM çok çok kalabalık. Yani diğer AVM'lere nazaran bayağı kalabalık. Çok şaşırtıcı. Collins var karşıda. Onu tutmuyorum. Hadi ya, onu bilmiyordum. Collins. Collins. Doğru mu söyledim bilmiyorum. Collins. Her neyse. Gören görüyor. Anlayan anlıyor. Ama şey, nüfusa göre biz genellikle az insanlar olduğunu tahmin ediyorduk. Az önce video çekerken alanım dolmuş. Alanım dolduğu için video mal gibi yarıda kaldı. Bir de yemek yemeye geldik. Yemek yemeye geldiğimiz zaman da her yerde yer aradık. Ama yer bulamadık neredeyse. Zar zor bir yer bulduk. İşte oraya oturduk. Şimdi Alp'le menü söyledi. Alp'in menüsünün gelmesini bekliyoruz. AVM büyük, dar ve de ne diyeyim, oturmaya alanı da fazla konmuş. Herkes kapışına kapışa oturuyor arasında. Şaka gibi bir yer. Değişik. Tamam, hani kalabalık olur ya, bu kadar da beklemiyordum şahsen. Değişik bir deneyim oldu benim için. Yemeğimizi yedik zar zor olsa da bu kalabalığın içinde. Ve ne göstereceğim size? Çok hoş bıraktım. Bakalım ne var? Simit Sarayı. Bu başka bir AVM'de de görmüştük. Burada da var. Zaten Simit Sarayı çok fazla yerde var. Aa, şurada Türkiye yazıyor. Türkiye. Orada duvar yazısında Türkiye yazıyordu. Bak. Yok, şey gördüm sandım da değilmiş. Turkish Cafe yazıyor sandım da değilmiş. Tamam, biz internete bir bağlanalım hemen. Evet, şimdi de Ersivaki'nin Katar versiyonuna geldik. Yani 6-7 ile çarp. Ama burası kadın şeyi. Biz erkek beyana doğru gidelim, yoksa şimdi videoyu şey yaparlar. Direkt burası da şeye ait. Ersivaki'ye. Zaten Ersivaki falan görüyorsunuz. Kadın reyonundan bir çıkamadık. Ah, evet, erkek reyonu. Bakalım şimdi fiyat etiketlerini merak ediyorum. Çünkü Avrupa tarafında şöyleydi. Bakayım burada var mı? Aynen, mesela beden yazıyor. Şu şeyin altında TL yazıyor. Bazılarında direkt gözüküyor da bunların direkt üstüne yapıştırmışlar. Eğer denk gelirse göstereyim. Ben Moldova'da bakmıştım. Direkt TL açık bir yerdeydi. Bir de Moldova levi mi neydi ya, para bilmiyorum, unuttum. O yazıyordu. Ha, evet evet, yapıştırma bunların hepsi. Ama aç mı istersen? Yapışkın. İyi yapışkın. İyi yapıştırmışlar. Geri düzelteyim şöyle. Değil mi? Siyah.
Mesela denk gelseydik gösterecektim ama. Evet evet, erkek ve yönü baya baya az. Zaten şurada da Latincesi yazıyor. Asi vakit diye. Latincesi derken Latin alfabesiyle yazılmış hali. Yanlış anlaşılmasın. Şunlar falan güzelmiş ha. Bunlar değil de diğeri. E zaten gelenler niye Türkiye'den kapış kapış alıp gidiyorlar sanıyorsun? 25-24 riyal 110 liraydı Türkiye'de. Evet. Yani burada 6 ile çarpacaksın o fiyatı. Hatta pardon, bir o tık değil daha... bu. 34. Oo, bu daha da pahalıya geliyor o zaman. Evet. Ama bak şu Türkiye'de görmedim şu modeli. Belki vardır bilmiyorum. Kaç, 44 riyalmiş. Şu asırlı şey gibi. 24. Güzel. Aa, düşüyorum. Böyle mavi şey var. Şu mavi beyazın uyumu harika geliyor bana. Şu mavi şey çok iyiymiş. Ama fiyatı da iyi. Biz buradan çıkalım en iyisi. Türkiye cennet cennet. Cidden böyle buranın fiyatlarını görünce Türkiye cidden fiyat olarak cennet kalıyor. E zaten o yüzden gelen Araplar hep... He? Türkiye'de ürten şeyler Türkiye'de daha ucuz. Tabii. O yüzden snipe olan Türkiye'de düşük pahalı. Yani. İthal gelenler pahalı ama böyle Elsi Vakit olsun. Mavininkiler de galiba aynı şekilde. Daha da uygun Türkiye'de. Diyor mu zaten, o yüzden Araplar burada bakıyor. Sonra Türkiye'ye geliyorlar. E Türkiye ucuz, o yüzden kapış kapış oluyorlar. Aslında pek de şey yok. Yani adam buradan alsa vergili ya da bize her türlü bize geliyor para yani. Elsi Vakit'in sahibine geliyor ama işte biz öyle görünce zorumuza gidiyoruz. Diyoruz hani adamlar alabiliyor, biz alamıyoruz. Hani biz burada yaşasak, biz de Türkiye'ye gitsek biz de alırız cidden. Hani bu da bir gerçek. Mesela bakın biz şu an hiçbir yerde hiçbir şey alamıyoruz. Bu da ayrı bir gerçek. Biz dünyanın her yerinde aynıyız. Neyse bakın başka hangi mağazalar vardı. Şurada bir yerde mavi var sanki. Neyse bir de dışarıda video çekmek istiyorum. Dışarısı göstermiştim videonun başında. Harika ötesi ya. Böyle binaların falan gece ışıklandırılmış hali, bilmiyorum, hoşuma gitti çok. Normalde böyle şehir gürültüsü falan pek seven biri değilim ama yine de hoş gözüküyor yani. Gözükmemesi için zaten hoş. Böyle bakalım. Geldik ya. Şöyle. Biliyor musun? Böyle kulelerin gözükmesi çok hoşuma gidiyor. Aşağıdan yukarı doğru bakıldığı zaman. Hani değişik bir şey var. Ben şimdi böyle kamerayı yukarı doğru tutuyorum diye İnsanlardan mal mal yukarı bakıyor ama neyse. Gerçi bende de hata var. Sanki ilk defa kule görüyormuşum gibi. İstanbul'da hiç kule yokmuş gibi. Ama ne bileyim, şöyle güzel gözüküyor. Ama hep onlar bizim ülkenin fotoğrafını, resmini çekecek. Biz de çekelim azıcık. İşte öyle ya. Az önce şeyi fark ettik. Burada fazla Arap'tan daha çok hani şey, Hintliler olsun, Pakistanlılar olsun, diğer ülkeden insanlar olsun, fazla insanlar var. Ama çok fazla Arap görmemiştik. Sonra düşündük ki Arapların çoğu zaten Türkiye'de. O yüzden fazla Arap olmaması normal gelmeye başladı artık. Çünkü hepsi hani biliyorsunuz bizim yerlerden, ülkeden, her yerden, İstanbul olsun, İzmir olsun, Antalya olsun, sürekli yer aldıklarından. Demek ki burada fazla durma ihtiyacı görmüyorlar. Burada petrol çıkarıp ortamıyorlar, bilmiyorum. Ama olsun ya, buralarda aslında hani sıcak olmasa güzel ülke. Benim ön yargım vardı ama ön yargımı yendi açıkçası. Artık o kadar kötü de düşünmüyorum. Hani bizim ülkeye gelen Arapların zihniyeti farklı. Buradakilerin daha farklı. Ya dediğim gibi buradaki ülkede fazla Arap olmamasından da kaynaklanıyor olabilir. Bilmiyorum. Ama ülke güzel. Videoda olduğu gibi videoda da bir alışveriş merkezine girdik. Yani alışveriş merkezine. Videoda da yine bir alışverişe girdik. Yeme içme alışverişine. İlk defa böyle renkli bir yer gördüm. Hani Türkiye'de var mı bilmiyorum ama şu ileride balıkların olduğu yer var. Hop, orada da bu var. Yani güzel, yani ilgi çekici duruyor. Bu arada bunların ne olduğunu hiçbir fikrim yok. Cahil kaldım birazcık. Hop, ezilmeden şöyle yol alayım. Güzel duruyor. Bir bunu çekmek istedim, o kadar. Yoksa market fiyatlarını zaten çektiğim bir video vardı, onu izleyebilirsiniz.
kadar. Evet arkadaşlar, az önce Carrefour'da yine alışveriş yapmıştık. Orada 0.25 real gibi bir şey kaldı. Yani kadının kasasında yoktu, veremedi. Ve veremediği için çok güzel, hani böyle üzgün işareti falan yaptı. Bizim Türkiye'de olsa 25, hani 0.25 değil mi? Sonra gel al. Ya da bunun lafını mı yapacak falan bir şeylerdi. Bir de burada hani şey, dediğim gibi herkes turist gibi olduğu için şey yapmıyorlar. Amca niye baktın ya dedik. İşte burada herkes turist, hani turist gibi olduğu için yani ayrımcılık yok gibi düşünüyorum. Hani bizim artı başka, yani gezmek için geldiğimizi düşünüyorlar mı, düşünmüyorlar mı bilmiyorum. Çünkü Arapça konuşan yok zaten neredeyse. Her gün İngilizce konuşuyor gibi bir şey. Öyle, bu da değişik ve güzel bir andı. Evet, Alp de şu an aldığımız şeyleri yiyor. Ağzı bir dakika boş gibi. Tamam, burada seni görmedikleri için bir şey olmaz. İşte öyle. Şimdilik burada durduruyorum. Bakalım şimdi nereye gideceğiz şimdi. Arkadaşlar az önce iki tane sim kartı bedava diye bizi yanına çağırdılar. Ve iki sim karta ne kadar verdik? 20 riyal verdik. Ama Alp aslında bir haftalığına mı? 1 GB'a 2 dolar veriyordun değil mi sen? Aynen. Aslında biz hani öyle yapıp devam edebilirdik ama adam bize bedava deyip sonradan şuna şöyle para yükledik deyip bizden bir şekilde para aldı. Ya dolandırıldık ya bilmiyorum ne oldu, hiçbir fikrim yok. Hayır, mantıklı 40 yani şu an olsun. Yani normalde 40 riyal, bize o ikisi toplam 20 riyale verdiler. 20 riyal değil, sim kart bedava, içine 10 riyal yükledi. Evet, içine 10 riyal yüklediler. Aslında o 10 riyale de 750 MB internet alınıyormuş, evet. Değil mi? Ama o da 3 günlük. Evet. Tam aslında zarar yok, kar var. Ama yine de kendimi ilk başta bedava deyip sonra para alması dolandırılmış hissiyatına kapattı. Hayır, söylüyor adam, dinlemiyorsun. Ya hayır, adam söylüyor ama ilk başta orada ne diye şey yapıyor, free 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 diyor. Zaten Hint aksanıyla söylediğinden kelimenin %90'ını anlamıyor, ne yapıyor? Aslında milyon kez söyledi, sim kartlar çok pahalı zaten, gayet mantıklı. Ya evet, evet, Türkiye'de de pahalıydı zaten. Burada da pahalı olması hani şey değil. Dediğim gibi aslında burada karlı oldu birazcık. Olsun, aldık. Keşke ilk geldiğimiz zaman denk gelseydik. O zaman daha çok kullanırdık ama olsun. Evet, bu videoyu izleyen biri varsa Katar diyorum, Carrefour'da falan Katar numarası istiyor mesela indirim yapmak için. Evet. %10 indirim mi oluyor? Belli kategorilerde %10 indirim oluyor. Evet. Ya en azından bak, izleyenler bunu bilsin. İçecekler ve cipslerde falan vardı bizim dönemimizde. Ne vardı? İçecek ve cipslerde vardı. Ha evet. Çoğu yerde var. Evet, çoğu yerde var böyle indirim. Yani numaranız evet, olması bugün zaten kârlı. AVM'nin internete bağlanamadığımızı da hatırlatıyorum. Evet, AVM'nin internete bağlanamadık, kafayı yedik. Zaten o an video da çekiyordum. Numaramız olmadığı için. Aynen, numaramız olmadığı için internete bağlanamadık. Değişik saçma sapan şeyler oldu. Çünkü bize Wi-Fi'ye bağlanıp mesaj gelmesi lazımdı. Türk hattımıza da mesaj gelmedi. O yüzden biz bir tık sıkıntı yaşadık. Bunu videoda anlattım mı bilmiyorum ama anlattım gibi hatırlıyorum. Anlatmamış da olabilirim. Yani bir gün o kadar çok durdura gösteriyorum ki. Yani McDonald's soyduğunuzu anlattım. McDonald's'ı soymadık. McDonald's'ta bize kıyak geçtiler, sadece o. Onu soymak demem ben. Buraya geliyorsanız McDonald's uygulaması indirme yeni bir hesap açın. Her gün beleş dondurma alabiliyorsunuz. Evet. X siparişinizde bedava McChicken veriyor. Evet yani. Bunlar... Ve doğum gününüzde de donat veriyor ama doğum gününüzün bir önemi yok yani. Hangi ayı seçeceğiniz size kalmış. Evet evet, orada ayı seçti daha. Ama tabii bunlar da insanların şeyine, vicdanına kalmış bir şey diyoruz. Çünkü hani bunu yaparız dolandırma hissiyatı da kapılabilir, bilmiyorum. Neyse, biz otelimize gelmiş bulunmaktayız. Yarın otelden de çıkıp başka otele gideceğiz. Oradan yine başka otele gideceğiz. Şimdilik görüşmek üzere.